Efendim bu ahilik konusunda üçüncü videomuz, üçüncü çalışmamız. Şimdi gelin ahilin resmi kitaplarda konu başlıklarına şöyle bir bakalım. Birincisi mesleki ahlakı. Mesleki ahlakı kavramları, mesleki ahlakı nedir? Mesleki ahlakının önemi nedir? Mesleki ahlakın ilkeleri nelerdir? İşte bunlar doğruluk, yasallık, yeterlik, güvenilirlik. Ondan sonra mesleğe bağlılık olarak maddeler halinde. Ondan sonra belirlenmiş. Bir başka konu başlığı ise meslek ahlakına uygun davranışların meslek erbabına katkıları şeklinde. O halde birinci alt başlığımız meslek ahlakı nedir? Bu konu olacaktır diyoruz arkadaşlar. İkinci alt başlığımız diyelim öğrenme faaliyeti olarak ahilik konusu işlenmiş. Burada tabii ki temel tanımlar var. Türk toplumunda geçmişten günümüze meslek kuruluşları, ahiliğin tarihsel gelişimi, ahiliğin ahlaki ve mesleki temelleri, ahiliğin eğitim ve dayanışmaya verdiği önem, ahilik ilkeleri, ahiliğin görgü kuralları, ahilikte eğitim sistemi, ahilikte törenler, ahilikte yardımlaşma, ahiliğin günümüze yansımaları, ondan sonucunda ahilikte demokrasi, ahilikte kişisel gelişim, Anadolu Kadınlar Birliği, ahiliğin siyasi işlevi, ahilik birliklerinin etkinliğini kaybetmesi var. Geçmiş ve günümüzün mesleki değerleri konusu var. Bu da ikinci konu olarak önümüze çıkıyor arkadaşlar. İkinci öğrenme faaliyeti olarak. Üçüncü öğrenme faaliyetinde Türk toplumunun değerleri ve ahilik kültürünün Türk toplumundaki yeri arkadaşlar. Türk toplumunun değerleri ve ahilik kültürünün Türk toplumundaki yeri konusu var. Burada da değer kavramı var. Milli ve manevi değerlerimiz 15 Temmuz 2016, ahilik kültürünün Türk toplumundaki yeri, ahilik kültürünün toplum düzenindeki yeri, sosyal ve ekonomik hayatta ahilik kültürünün meslek hayatına katkıları, ahilik teşkilatının diğer özellikleri şeklinde arkadaşlar konular toplanmış ve temel olarak 3 öğrenme başlığı altında bu arkadaşlar meslek ahlakı ve ahilik konusu işlenmiş. Birinci konumuz o halde meslek ahlakı. İkinci konumuz ahilik. Üçüncü konumuz da Türk toplumunun değerleri ve ahilik kültürünün Türk toplumundaki yeri. O halde şimdi birinci sıradan hızlı bir şekilde ahiliğe şöyle bir bakalım. Arkadaşlar birinci konumuz şuradan hızlıca temel anahtar değerleri yazalım. Birincisi meslek kavramı arkadaşlar.
Meslek nedir arkadaşlar? Meslek bir insanın eğitimle kazandığı kuralları belirlenmiş. Ondan sonracıma geçimini sağlamaya yarayan, üretime katkı sunan bir arkadaşlar iş tanımlı bir iş kuralları belirli tanımlı bir işe arkadaşlar meslek diyoruz arkadaşlar. Kuralları belirlenmiş. Yani yapabilecekleri, yeterlilikleri belirlenmiş işe arkadaşlar meslek diyoruz. Kısaca mesleğin tanımı bu şekilde. Arkadaşlar genellikle meslek ve iş birbiriyle karıştırılan kavramlar. Meslek bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı kuralları belirlenmiş ve belirli bir eğitimde kazanılan sistemli etkinlikler bütünü. Sistemli. Yani bir kaynakçının yapacağı iş bellidir. Bir işte tornacının yapacağı bellidir. Bir elektrikçinin seviyesine göre yapacağı iş bellidir. Meslek belirli bir tür alanda etkinlikte bulunabilme gücüdür. İş ise arkadaşlar, burada işin de tanımını yapalım. İş belli bir iş yerinde, belli bir iş yerinde sürdürülen benzer etkinlikler grubudur arkadaşlar. Benzer etkinlik, elektrik işleri, kaynak işleri, metal işleri, işte mobilya işleri, ondan sonracıma boyacılık işleri. Bunlar hepsi iştir ama uzmanlıkları, seviyeleri birbirinden farklı olur değerli arkadaşlar diyoruz. Meslek seçiminde ne yapmalıyız? Mesleği seçeceğiz. Ne seçeceğiz arkadaşlar? Buradan bir, çalışma şartları nelerdir? İki, çalışma ortamı nedir? Üç, aranan nitelikler nelerdir? Dört, iş bulma olanağı nedir? Beş, meslekte ilerleme imkanı var mıdır? Altı, kazanç durumu nedir? Yani ben bu mesleği seçeceğim ama ne kazanacağım? Mesleğin geleceği var mıdır? Gelecek. Ondan sonra mesleki değerleri nedir? Etik değerleri nedir? Yani en nihayetinde her iş de arkadaşlar bazı durumlarda yasal olmayabilir. Yasal geleceği olmayabilir. Atıyorum bir semerciliği meslek olarak seçerseniz ya da iş meslek olarak seçerseniz taşıma araçlarına dönüştüğünde semercilik diye bir meslek kalmayacağı için siz de ne olmuş olursunuz arkadaşlar? İşsiz kalmış olursunuz. Mesleğiniz olmasına rağmen karşılığında bir iş yoktur arkadaşlar. Ahlak nedir? Ahlak nedir arkadaşlar? Temel anahtar kavramları konuşuyoruz. Ahlak, Arapça tabiat, huy, karakter anlamına gelen hulk sözcüğünden türetilmiş. Kitaptaki bilgiye göre söylüyorum. Ahlak toplumda iyilik ve kötülük hakkında oluşan değer yargılarına göre yapılması veya yapılmaması gereken davranışlara ilişkin kurallar bütünüdür. Bu kurallar manevi niteliklidir ve insanın kendi içinde tutarlı olmasını hedefler. Ahlak, bireylerin törelere uygun davranışlarını düzenleyen töre bilim olarak da arkadaşlar tanımlanabilir. Toplumsal düzeni sağlayan yazılı kurallara ise arkadaşlar hukuk diyoruz. Hukuk töre bilim hukuk değildir ama hukuku etkiler. Ahlak ise arkadaşlar toplumun kültürüyle iç içe olan ve kişiye vicdani sorumluluk yükleyen yazılı olmayan kurallardır. Hukuktan farkı budur. İkisi de toplumu belirler ama arkadaşlar birinde cezai müeddeler vardır. Diğerinde cezai müeddeler yoktur diyoruz arkadaşlar. Ahlak kuralları arkadaşlar kişisel ahlak kuralları şuradan devam edersek. Şuraya ahlak kuralları
Bir, kişisel ahlak kuralları. İki, sosyal ahlak kuralları olmak üzere ikiye ayrılır. Sosyal ahlak kuralları diyoruz. İkiye ayrılır değerli arkadaşlar. Kişisel ahlak, buna öznel de denilebilir. Kişinin ferdi olarak benimsediği ama toplum düzenini dolaylı olarak etkileyen ahlaki kurallara denir. Yalan söylememek, başkaları hakkında kötü düşünceler beslememek gibi ahlak kuralları kişiye ait ahlakla ilgilidir. Sosyal ahlak kuralları ise arkadaşlar nesneldir. Şu öznel arkadaşlar, bu ise nesneldir arkadaşlar. Sosyal düzeyde uygulanan toplumsal hayatı düzenleyen ahlaki kurallar bütünlüdür. Saygılı olmak, dedikodu yapmamak, dürüst olmak gibi sosyal ahlak kurallarıdır arkadaşlar. Burada değerli arkadaşlar, tabii ki meslek ahlakı diye bir kavramımız var. Meslek ahlakı, iş ahlakı kavramının bir alt başlığı olarak ele alınabilecek bir kavramdır. Mesleğe bağlı olanların uyması gereken ahlaki ilkeleri ifade eder. Yani o mesleğe ait olan kişilerin uymaları gereken ahlaki kuralları, ilkeleri ifade eder. Bu yönüyle meslek ahlakı genelde o mesleğin genel ilkeleri ve standartlarını ortaya koymakta ve tüm dünyada söz konusu mesleği yapanlar için yol gösterici olma niteliği taşımaktadır. Bu yönüyle meslek ahlakı bir mesleğin o meslekte liyakat sahibi kişilerce ve o mesleğin gereklerine, önemine, onuruna uygun icra edilmesini öngörür arkadaşlar. Yani mesleki etik kuralları da diyebiliriz bunlara. Meslek ahlakının ne önemi vardır? Meslek ahlakının arkadaşlar bir kere tüm dünyada kabul edilen norm değerleri vardır. Meslek ahlakı ilkeleri meslek üyelerine emreden, onları belirli kurallara davranmaya zorlayan, belirli kurallarda hareket etmeye zorlayan, kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, gerekirse meslekten men eden, mesleki rekabeti düzenleyen, burada yani yarışma kurallarını adil ve hukuk ve çevre ve diğer insanları ve canlıları etkilemeyecek ya da en az etkileyecek şekilde hareket etmelerini sağlayan, hizmet idealleri kurmayı amaçlayan ilkeler bütünü diyebiliriz arkadaşlar. Meslek ahlakı adına önemli bir arkadaşlar, bizde bir birikim var. Bu birikiminde ana omurgasını, ana bilgi deposunu diyebiliriz. Ailelik oluşturmaktadır. Ailelik kültüründe tüm dünyaya örnek olacak arkadaşlar standartlar ve uygulamalar söz konusudur. İş hayatında ilişkilerin düzeyini kişilerdeki ahlak anlayışı belirler. Özellikle iş yaşamında yoğun rekabet ortamı temel meslek ahlakı ilkelerine bağlı olmayı gerektirmektedir. Bir toplumu ayakta tutan milli ve manevi değerlerin varlığı, bu değerlerin toplumsal hayatta ne kadar uygulandığıyla ilgilidir arkadaşlar. Bu değerler olabilir ama uygulanmıyorsa bir anlamı yoktur. O kuralların da ölmüş kurallar olduğu söylenebilir. Meslek hayatı da ahlaki ilkeler etrafında toplandığı sürece mesleki değerlere uygun bir şekilde alır. Meslek ahlakı başta dürüstlük, güvenilirlik olmak üzere bazı mesleki değerlerin tamamının bütünü denilebilir. Değerli arkadaşlar, meslek ahlakının ilkelerine bakarsak arkadaşlar, doğruluk, yasallık, yani yaptığınız iş doğru olacak arkadaşlar. Yaptığınız iş doğru olacak. Sözünüz doğru olacak. Güvenilir olacak. Yasal olacak. Yasalara uygun olacak. Yeterlilik bakımından arkadaşlar yeterli olacak. Yani o işin, o standardın gerektirdiği şeyleri kapsamış olacak. Yani nedir? Diyelim ki bir elektrik uygulaması yapıyorsunuz.
Uygun kesiti kullanmış olman lazım. Bu orada taşıyan uygun kesiti. Uygun elemanı seçmiş olman gerekecek. Yani orada uygun işçilik yapmış olman. Yani tüm bu meslekle ilgili teknik gerekse altyapı o konularda yeterlilikleri kapsıyor olması gerekir diye düşünüyoruz. Güvenilirlik arkadaşlar uzun bir sürecin sonucunda oluşan bir kazanım olarak başkalarının kişiye güven duymasıdır. Bu güven de arkadaşlar bir anda olmaz. Zaman içinde birikir ve insanlar arkadaşlar bir güvenilir hale gelirler diyebiliriz. Mesleğe bağlılık, mesleki ahlak ilkelerinden biri de kişinin yaptığı işi önemsemesi ve o işi en iyi şekilde yapmaya çalışmasıdır ki buna mesleki bağlılık denir arkadaşlar. Meslek erbabına meslek ahlakının ne gibi arkadaşlar katkıları vardır? Ona bakalım. İş ortamında saygınlık kazandırma, iş ortamında güvenilirlik, iş dünyasında iyi bir imaja sahip olma, meslek hayatında karşılaşılacak problemlerin çözümüne kolaylık görme, ahlaki değerlerle kalite yönetimi, stratejik planlama gibi alanların yönetilmesine yardımcı olma, ahlaki değerlerle kurumların sosyal sorumluluklarını düzenli bir şekilde yerine getirmesini sağlama, ahlaki değerlerle haksız rekabetin engellenmesini sağlama, iş ortamında kabul görme gibi arkadaşlar meslek erbabına katkıları bulunmaktadır diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi birinci konuyu yani birinci yeterliliği ne yapmış olduk değerli arkadaşlar tamamlamış olduk. Meslek ahlakı konusu resmi kaynaklarda bu kadardır. Resmi kaynakların haricinde daha farklı şeyler yazabilir ama resmi kitaplarımızda, resmi kaynaklarımızda mesleki ahlakı arkadaşlar bu alt başlıklardan ve özet olarak bu bilgilerden oluşmaktadır. Bir sonraki uygulamamızda da ahiliği resmi kaynaklardan ne yapacağız? Devam edeceğiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden ahiliğe devam edeceğiz.